biliyorum. Öfke büyük. Acın derin ama bana öyle geliyor ki bir gün İran'ın özüne ulaşacaksın. Onun bile tam farkında olmadığı bir öz. Orada başka bir şey bulacaksın, emin ol. Nefret ediyorum. Meryem ablanın ne işi var bu adamla ya? Allah Allah. Münasebetsiz herifiz. Ofise gelip car 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 bir şeyler konuştuğu yetmiyormuş gibi. Bir de kalkmış şimdi. Çok özür dilerim. Önüne baksana ya. Geç kaldım zaten. Benim hatam. O kadar da önemli değil aslında. Benim sakarlığım. Kusura bakmayın lütfen. Yok. Olur mu canım öyle şey? Ben de önüme bakmadan yürüyordum sonuçta. O yüzden oldu, benim hatam. En azından şu filmlerdeki klişeyi yaşamadık demeyiz. Genç adam güzel bir kadınla çarpışır. Ellerindekiler yere saçılır ve toplarken tanışırlar. Her şeyi toparladık sanırım. İyi günler dilerim size. İyi günler. Hanımefendi. Bunu yapmasaydım kendimi asla affetmezdim. Yani yanlış anlamanızdan da çekiniyorum ama... bir ara kahve içebilir miyiz acaba? Kahve? Olur. Olur tabii de. Biz hiç tanışmıyoruz ki. Doğru bir yerden başlamak lazım. Ben Arda. Şebnem. Şebnem ben. Çok memnun oldum. Numaranızı alsam malum kahve için size bir yerden ulaşmam lazım. Olur vereyim ben. 0557 5246. Her şey yolunda mı? Bir sıkıntın mı var? Eğer içindeki tüm belgelerle birlikte Huki Bey'in dosyasını bize getirseniz bizden tam 500 bin lira alırsınız. Yok bir şey. Her şey yolunda. Madem her şey yolunda, iki gündür niye izin alıp çıkıyorsun? Ne saklıyorsun benden?
İzin saatimde nereye gittiğimi soramazsın bana. Eğer benim yüzümden sıkıntıya giriyorsan baştan vermeyeceksin o zaman o izinleri. Madem veriyorsun, nereye gittiğime, ne yaptığıma karışmayacaksın. Derdim sana karışmak değil, konuyu çarpıtma. Bir sıkıntın var, anlıyorum çünkü seni çocukluğundan beri tanıyorum. Bak sakladığın şey her neyse anlat, kurtul. Biliyor musunuz? Bugün inanılmaz bir şey oldu. Bir aşk filminin içinde gibiydim sanki. Şebnem hiç sırası değil. Meryem abla biliyor musun? Venüs ve Jüpiter gezegenleri 9. evimde bulunuyor. Doğum haritasında böyle olduğu zaman çok büyük bir aşk ve bir evlilik oluyormuş. Ay bu çocuk benim kaderim mi acaba? Ay hadi inşallah. İnşallah Şebnemciğim, inşallah. Meryem abla ne kadar yakışıklı olduğunu anlatamam sana. Ay aynı böyle filmlerdeki gibi oldu. Önce yolda çarpıştık. Sonra böyle gözlerimiz buluştu. Sanki o an zaman durmuş gibiydi. İnsene hadi. Burası neresi? Yavuz, bu gönderdiğin adrese geldim ama kimse yok burada. Bu rehberin Türkiye'ye döndüğünden eminsin değil mi? Nerede o zaman bu adam? Tamam. Hayırdır, komşuya mı baktınız? Evet, nerede? Sabahtan balığa gitti o. Akşam 6'dan önce dönmez. Boşuna beklemeyin. Sağ ol. Afrika'daki Türk rehber mi? Evet. Thank you.
Banka icra yoluyla alacağını tahsil edemezse borç hapse girer. Acaba Kenan'dan yardım mı istesem? Kanundan bir çözüm bulur o. Eğer içindeki tüm belgelerle birlikte Burki Bey'in dosyasını bize getirseniz bizden tam 500 bin lira alırsınız. Çaylarda geldi. Sıcak sıcak içersiniz. Eline sağlık, teşekkür ederim. Meryem abla, annen nasıl? İyi mi? Daha iyi. Peki nefes nasıl? O da iyi mi? O da iyi. Neden sordun? Yani seni böyle son zamanlarda biraz dalgın görüyorum. İyi misin? Bir şey mi oldu diye merak ettim. Yok bir şeyim, iyiyim ben. Şuna bir baksana olmuş. Bak. Mesela dilekçenin tarihini yanlış yazmışsın. Senin gibi titiz, dikkatli bir kadın böyle bir hata yapıyorsa kafası dalgın demektir. Otursana. Geldiniz. Bize iki çay lütfen. Aç mısın? Hayır.
Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Olursa sesleniriz. Kızıldeniz'e benziyor mu? Bilmem. Gel benimle. Abla. Kenan, hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Abla Meryem'le saklıyor. Ana kız iyice dağıtmışlar ortalığı. Dördüncü noter. Son 15 gün içinde 300 bin TL'ye nakde ederseniz aşağıdaki bilgileri banka hesabına ödemeniz. Senin küçük fare, telefonun sesini sonuna kadar açmış. Kafamı şişirdi be! Bağırma Raşit. Oyalanıyor çocuk, ilişme. Aman, hiç de laf söyletmez ha. Ben dışarı çıkıyorum. Bana mangır lazım, mangır. Lan, bakma öyle boş boş. Meryem bırakmıştır bir şeyler sana. Mutfakta çekmecede. Dur. Ver. Ne
Bakıyorum da Meryem Hanım bayağı bir borç yapmış ha? Baba sözü dinlemezse böyle olur işte. Ulan zamanında zengin kocadan 3-5 tırtıklasaydı şimdi bunları hallederdin. Ya da babasını dinleseydi, zengin bir kocayla evlenseydi azıcık rahat ederdi be. Sen ne diyorsun Raşit? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kızın başında onca dert var. Kime diyoruz ki? NATO kafa, NATO mermer. Çıkıyorum ben. Binallah. Ne saklasın ayol? Kimsenin bir şey sakladığı falan yok. Abla bak Meryem zaten beni geçiştiriyor. Bari sen yapma gözünü seveyim. Bir derdi var. Ve seninle konuşuyor biliyorum. Onu ofiste zarfla gördüğümden beri aklı başka yerde. Nefes bensiz ne yapar? Ya annem? Hasta haliyle kızının hapis yollarını mı gözleyecek bir de? Yok çıldırmak üzereyim. Meryem. Acaba Kenan'dan yardım mı istesem? Kanun'dan bir çözüm bulur o. Bir hafta süren varmış. 300.000 lirayı ödemek için ne bir topu bir hafta. Ödeyemezsen peki? Dün söylediğin gibi mi olacak? Gerçekten hapse mi? Bak abla ne olduğunu sordum ama söylemedi. Ama ters giden bir şeyler var biliyorum. Kocası için çektiği kredi borcu yüzünden Meryem'e bankadan aciz geldi. Ne kadar abla? 300.000. Bak ben bir şey demedim. Sağ olasın abla. Ben söylemedim.
Çıkar ayakkabılarını. Çıkar. Nedir doğru olan? Hep anlatırlardı çok tuzlu diye. Sanki kocaman bir tuzluğu suyun içine boşaltmışlar gibi. Neden bana söylemedin? Niye? Banka meselesini. Seni ilgilendirmediği için söylemedim.
Bankayı arayıp yapılandırma istedin mi? Kenan, bu benim meselem. O borcu ödeyemezsen bunun sonuçları çok ağır olacak. Farkındasın değil mi? Bak, mesele senin meselen olabilir. Ama tek başına halledemeyeceğin de ortada. Bak, gurur yapmanın zamanı değil. Hapse mi girmek istiyorsun? Şimdi ne olduysa en baştan bana detaylı bir şekilde anlat. Ben bir yolunu bulacağım. Senin yardımını istemiyorum. Ben kendim çözeceğim bu meseleyi. Odada otur otur bunu almışsın belli. Odadan çıkıp ne yapayım istersin? Hı? Söyler misin lütfen? Sizinle aşağıda oturup sohbet mi edeyim? Yoksa hizmetlilerle magazin haberimi izleyeyim istersin? Orhun'la o kız bugün gözlerimin önünden el ele tutuşup çekip gittiler. Şile'ye. Orhun'un en sevdiği yere gideceklermiş. Yıllardır yalvarıyorum ona beni de götür diye. Ama beni götürmedi. O pis çöl faresini götürdü. Ben dayanamıyorum artık. Yok, ben dayanamıyorum artık. Yani konağa taşındık, Orhun'la biraz vakit geçiririm, yanında olurum diye düşündüm. Şuraya geldim, zavallı gibi onların aşkını izliyorum. Alçalt şu sesini. Anlamıyorsun. Hayır, anlıyorum. Aklını başına al, yeter sızlandın. Orhun'un hevesi gün gelip geçecek elbet. O gün geldiğinde senin hazır olman gerek. Şimdi aklını başına al, şu ölü toprağını at üstünden. Bundan böyle odaya kapanıp boş boş oturmak yok. Afife'nin, Nurşah'ın yanında olup yerini sağlamlaştıracaksın. Anladın mı beni? Üşüdün mü? Ayakkabılarını giy istersen. Tamam. Thank you.
balık sever misin? Severim. Yıllar önce hizmet ettiğim bir aile vardı. Bazen pişirildiğinde bizi de verirlerdi. Mesajlaşıyorduk ya. Sıkıldım mı benden acaba? Selam. Mesajlaşmak yerine sohbetimize yüzle devam edelim dedim. Umarım kabalık etmemişimdir. Buralardaydım. Uğrayıp seni bir görmek istedim. Çok iyi yapmışsın. Niye böyle davranıyor ben anlamıyorum usta. 40 kat yabancıymışım gibi gurur yapıyor. Halbuki ben onun... Ben sadece ona yardım etmeye çalışıyorum. Almak mı zor evlat? Yoksa vermek mi? Zorda olana yardım eden mi lütuf sahibidir? Kabul eden mi? Allah seni bugüne kadar pek çok yardıma memur kılmış. Ne mutlu sana. Ama burada durum farklı. Ben bu borcu ödeyemem. Ama hapse de giremem. Benim küçücük bana ihtiyacı olan bir kızım var. Ben gidersem o bir başına kalır. Olmaz. Anne, okula başladığımda saçlarımı öreceksin değil mi? Allah'ım yardım et. Ezmeden... Yük yüklemeden yapmak lazım bir şeyler. Çünkü bağısına ağır gelir. Belli ki Meryem'e de ağır geliyor. Kendini Meryem'in yerine koy. Sen olsan Meryem'in yardımını kabul eder miydin? Thank you.
Ama bir şey yapmama izin vermezse de olacaklar belli usta. O borç ödenmezse cezası çok ağır olabilir. Meryem'e geçmişte bana yaptıklarından dolayı çok öfkeliyim. Orası ayrı bir konu. Ama Nefes mağdur olacak. Asiye teyze mağdur olacak. Meryem o adamla evlenmesinin sonuçlarına katlanıyor olabilir. Ama annesiyle kızının günahı ne? Allah aşkına ya. Elinden geleni yap sen evlat. Ama bunu Meryem'i incitmeden, aciz hissettirmeden yapmaya gayret et. Başkasından yardım istemek ona ne kadar ağır gelir, bunu en iyi sen biliyorsun. Bankacı bir arkadaşım var, onu arayacağım belki bir çözüm yolu bulur diye. Bu borç için kredi çekilir belki. Ya da bir yapılandırma yapılır. Bakacağız artık usta. Abi yollat diye yenge, hava soğudu, üşümüşsündür. Başka bir isteğin olsa seslenirsin abi. Yesene abi. Thank you.
tadı çok güzel. Hatırladığından da lezzetli. Anne, ağrı mı var? Ne oldu? Babam mı üzdü yoksa yine senin? İyi misin? Bankadan gelen kağıdı gördüm Meryem. Kızımla söylenir bu para. Aradın mı bankayı, sordun mu? Ödeyemezsek ne olurmuş, öğrendin mi? Anne. Beni aramışsın Kenan abi. Kusura bakma, anca dönebildim. Önemli değil kardeşim. Ya benim senden bir ricam olacaktı. Benim bu arabayı satılığa koysak ne kadar eder bu ara? Abi senin araba temizdi yanlış hatırlamıyorsam. Kilometresi de çok artmadıysa 200 binden hemen satabiliriz. Daha yükseğe zorlayamaz mıyız? Yüksekten ilana koyarız ama o zaman da satış uzun sürer. Anladım kardeşim. O zaman sen dediğin fiyata koy ilanı. Çünkü benim bu ara acil paraya ihtiyacım var. Tamam abi, hallediyorum hemen. Kolay gelsin kardeşim. Şey sen sor. Tamam, sağ ol. Thank you.
geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Cevaplanması gereken bazı sorular var. Onun için geldim. Nihan'ın yanında çalışan hemşireyi tanıyordun değil mi? Evet, yakından tanırdım. Cezzar'la bir bağlantısı var mıydı? Kardeşimin ölümüyle bir alakası olabilir mi? Bir kere de kapıda karşılayın adamı be. Aha. Lan Edine büdü. Gene kafa kafaya vermiş. Borcu nasıl ödeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Merak etmeyin lan. Bunu artık dert etmenize gerek kalmadı. Ne demek dert etmenize gerek kalmadı? Ne diyorsun Raşit? Borcun tamamını ödedim. Şebnem. Hı. Efendim abi. Meryem yok mu? Yok. Siz birlikte değil miydiniz zaten? Değildik. Ha. Belki eve gitmiştir annesine bakmaya falan. Şebnem, bu Hulki Bey'in dava dosyaları nerede? Şebnem! Belgeler nerede? Oradaydı abi. Yok işte, yok. Belge falan yok. Hemşireyi yakından tanırdım. Cezara çalışması mümkün değil. Cezar onun babasını öldürdü. O yüzden onun da işi yapmış olamaz. Üzgünüm Orhun Bey. Katil belli. O kız...